Bugün dedim kendime bir Güneydoğu turu yapayım. Siverek'ten Diyarbakır'a doğru gidiyorum. İlk olarak Diyarbakır'daki Zerzevan Kalesi'ne gidiyorum. Daha önce de gitmiştim ama yine geleyim dedim. Yanımda misafirlerim var, ağır misafirlerim. Zerzevan Kalesi Diyarbakır'ın Çınar ilçesindedir. Aslında Diyarbakır ile Mardin'in tam ortasındadır. Mardin ve Diyarbakır nasıl anlaşmışlarsa bilmiyorum, Diyarbakır'a vermişler. Zerzevan Kalesi Roma İmparatorluğu döneminde askeri garnizon olarak kullanılmış. Zerzevan gezimiz tamam. Canımız acıktı. Yol üstü Sultan Şehmuz Türbesi var. Oraya gidip hem dua edelim hem de kahvaltımızı yapalım dedik. Yalnız girişte 50 TL bizden otopark parası aldılar. Yoksa sorun değil dedi ama yine de verdim. Sultan Şehmuz Hazretleri'nin türbesine geldik. Aslında diğer adı Sultan Şehmusa. Burada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sakal-ı şerifleri de bulunmakta. İlk defa bu kadar yakından görüyorum. Bir de mübarek saç-ı şerife de bulunmakta. Türbeden bir ses geliyordu. Çok korktum. Neyse ki bir şey yokmuş. Adam kendine uyuyormuş orada. Çıkışta amca bize bisküvit verdi sağ olsun. Ve dedim ya canımız acıkmış, kahvaltımızı hazırladık. Afiyetle yedik. Birazdan Mardin'e gideceğiz. Kahvaltımızı türbenin mesire alanında yaptık. Şimdi yolculuk Mardin'e. Mardin'de Kasimiye Medresesi var. Ben bundan 15 yıl önce gitmiştim ama o zaman ücret yoktu. Şimdi ücretli olmuş. Kasimiye Medresesi 15. yüzyılda Akkoyunlu hükümdarı Kasım Bey tarafından yapılmıştır. Girişte biletimizi kestik. Adam başı 30 TL. Ve işte Kasım Bey medresenin içi. Bu medresenin bir de hikayesi var. Yani buraya bedel ödemiş Kasım Bey var. Artuklular döneminde yapımına başlanmış olan bu medrese, Timur dönemindeki Moğol saldırıları yüzünden inşası yarıda kalmış. Akkoyunlu Sultanı Kasım Bey tarafından inşası sonra tamamlanmış. Bu arada verdiğim parayı hesaplıyorum ama niye o kadar verdim diye. Aslında değer yani ne olacak, 30 lira değil mi? Müzenin diğer çeşitli yerlerini tek tek gezdik. Şimdi gelelim Kasım Bey'e. Kasım Bey'i burada infaz etmişler. Kasım Bey'i çekemeyen güçler onu bir gün tuzağa çekmişler. Burada Kasım Bey'in kan izleri hala duruyor diyorlar. Şu duvarın sağında ve solunda duvarda kanları daha mevcut. Yani buna kan diyorlar. Ve işte Kasım Bey tam şurada şehit olmuş. Kasım Bey burada çok öğrenci yetiştirmiş. Bu suyu mesela boşuna yapmamış. Çeşmeden akan su doğumu, döküldüğü yer gençliği, ince uzun oluk olgunluğu ve suların bir havuzda toplanması ölümü temsil eder. Yani Kasım Bey burada yıllarca öğrenci yetiştirmiş. Onu çekemeyenler de hain bir tuzakla şehit etmişler. Şimdi yolculuk Midyat'a. Ama biz Midyat'a durmayacağız. Direkt Nusaybin'deki Beyaz Su'ya gidiyoruz. Beyaz Su bölgesine geldiğinizde çeşitli işletmeler var. Hepsi tek tek size abi bize gel, abi buraya gel, abi burası daha iyi falan derler. Siz istediğinizi seçersiniz artık. Benim yeri zaten daha önce belliydi. TRT'de oynarken bu mekana gelirdik. Yani keyfi olarak değil ha. Dizi çekimlerini burada yapardık. Hava da çok sıcak, gelir gelmez hemen ayaklarımızı suya koyduk. Beyaz Su değil ama idare eder yani. Beyaza yakın. Kendime dedim biraz helkanı yapayım. Biri beni çekiyormuş. Eğer burada yemek yemezseniz giriş ücreti ödemeniz lazım. Kendimize 4 tane kahve sipariş verdik. Kahvelerin tanesi de 50 TL'ydi. Uygun bence. Yani bu havada. Yakışıklı garson bize kahveyi bıraktı. Herhalde ters tarafından kalkmış. Yine de teşekkür ederiz. Bize bir hizmetti. Sağ ol, teşekkür ederim. Kahvelerimizi manzara eşliğinde içtik. Beyaz Su gezimizden sonra Kafros köyüne gideceğiz. Orada pizzacı varmış. Köyün ortasında. Biraz lüks bir yer ama olsun, bir kere gelmişiz zaten. 4 kahve 4 tane de kola içtik. Sağ olsun bize indirim yaptı. 350 TL ödedim. Yani dedim normalde yemek yemeyenlere giriş ücreti alıyoruz. Neyse kendimi biraz sallayayım, birazdan çıkarız. Buraya geldiğinizde hayatta sıkılmazsınız. Her yer yemyeşil ve suyu da bembeyaz. Bir de buz gibi. Canımız yine acıktı. Şimdi Kafros köyüne gidiyoruz. Siverek'ten sabah 7'de çıkmıştık. Şimdi saat 12 olmuş. Pardon yani 2 olmuş. Kafros köyü yani Pizza köyü Beyaz Su'ya çok yakın zaten. 10 dakikaya geldik. Köy deyip geçmeyin ha. Vallahi hepsi villa gibi. Çoğu köylü yurt dışında yaşıyor. Buralarda kendine ikinci ev olarak yapmışlar. Ama Mardin'in özel taşlarıyla yapılmış hepsi. Yani bu köy çok güzel. Ben çok beğendim. Kaç defadır hep geliyorum buraya. Yani yılda bir kere zor. Köye geldik ama neredeyse restoranta yer kalmamış. İçerisi tıklım tıklım. Bu da fiyat listesi. Girişte hemen siparişimizi verdik. Adam yemeklerinin ismini hep yabancı falan söyledi ama biz pek anlamadık. Dedik hangisi iyiyse onu gönder lo. Yarım saat sonra pizzalarımız geldi. Biz 4 kişiydik ama 3 tane istedik. Dedik bize yeter lo. Zaten tanesi neredeyse 400 liraydı. Yemeğimizi yedik çıktık. Şimdi hesap zamanı. 3 tane pizzaya 1270 lira ödedik. Bu arada saat 3.30'a geliyor. Şimdi yolculuk Mor Gabriel Kilisesi. Yani Mor Gabriel Manastırı. Hayat adliyatam, hayat adliyatam, hayat adliyatam,
Midyat merkeze geldik. Şehir merkezine varmadan Cizre yoluna girdik. Manastırdan sonra tekrar Midyat'a döneceğiz tabii. Mor Gabriel Kilisesi Midyat'a yaklaşık 19 kilometre uzaklıkta. Ha odur manastır gözüktü bile. Ne kadar geniş bir alanda yer almış ya. Manastırın hemen yanında park yeri vardı. Arabamızı oraya park ettik. Şimdi içeri girme zamanı. Ya giriş ücreti 100 TL ya. Ya yanımda insanlar var yoksa vallahi dönerdim ha. Kişi başı 100 TL, 4 kişi 400 TL ödedim. Neyse içeri gezelim inşallah verdiğimiz paraya değer. İçeri girmeden bir tane rehberci bizi karşılayacakmış. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle isterseniz avluda fotoğraf alalım. Birazdan turumuza başlarız. Hı-hı. Şurada fotoğraftan... Avluda kendimize birkaç tane fotoğraf çektik. Rehberi bekledik. Manastır da manastır ha. Vallahi kocaman bir yer ha. Neyse ben de 100 TL vermişim. Kendimi Avrupalı hissediyorum ha. Yani kurrelik. Şimdi rehberci ustamız bize burayı tanıtacak. Vallahi ben bu manastıra ilk defa geliyorum. Daha önce böyle bir şey hiç görmemiştim. Rehberci abimiz bize bir şeyler söyledi ama pek kulağa bir şey girmedi. Timur kral değil mi? Ben hala 100 TL'me acıyorum ya. Ama sonuçta bu hizmetin de bir bedeli olacak değil mi? Sanırım yanlış hatırlamıyorsam burada kralın kızı kendine bir yer yapmış. Vallahi aklımda bir şey kalmadı. Neyse lo. Şimdi bu makete dönelim. Maket bir yer yapmışlar. Ama hepsini kibrit çöpüyle yapmışlar. 1970'lerde manastır bu şekildeydi. Tabii aktif bir manastır olduğundan gün gün restore edildiği yerleri oluyor. Alt bölümlerde birçok restorasyonluklar oldu. Bizim ise şu anda bulunduğumuz yer hemen bunun aşağısında. Belirttiğimiz üzere dıştan kare bir şekilde olan yapı burası. Üst kısımlar tamamen yaşam alanları. Bugün manastırda aktif bir şekilde yaklaşık olarak 50 ile 60 kişi yaşamakta ve bunlar da üst bölümlerde yaşamaktadır. Bu bölümde 12 tane rahibimiz var. Burada 3 rahip, 1 metropolit. Bu bölümde 25 öğrenci, 2 aile ve kalanları personellerle birlikte dediğim üzere manastırda yaklaşık olarak 50-60 kişi bugün aktif bir şekilde yaşıyor. Alt bölümler tarih bölümler, üst bölümler yaşam alanları. Üst bölümleri gezmeyeceğiz aktif olduklarında. Sadece en son buraya teras bölümüne geleceğiz. Orada fotoğrafları aldıktan sonra merdivenlerden aşağı çıkışa doğru ilerleyeceğiz. Şimdi farklı bir bölüme geçiyoruz. Burada da ziyaretçiler yani buranın üyeleri kendilerine ayin yapıyorlar. Sürçülisan olmuşsa affola, ben pek anlamıyorum çünkü. Bu da Mor Gabriel yani onun portresi veya resmi. Dedim yanında bir pozum olsun. Şimdi başka bir bölüme daha geçiyoruz. Beni burası biraz etkiledi doğrusu. Burası mezar yerleriymiş. Şu görmüş olduğunuz mekanda 12 bin adet insan mezarı varmış. Vefat ettikten sonra buraya defnedilmesiyle oluşmuş bir yapıdır mezarlık bölümü. Ve mezarlık bölümüne çevrenize baktığınızda bu şekilde 15 tane mezar görürsünüz. Bu her bir beyaz yapı bir mezardır. Ve bu 15 mezarda yatan kişi sayısı yaklaşık olarak 12 bin kişi. Yani mezar başına 750-800 kişi düşmektedir. Tabii bunlar bir anda değil. Mor Gabriel Manastırı 1627 yıllık bir manastır. Biri toprak olmuş, diğeri bir yandan defnedilmiş ve bu şekilde de günümüze dek sönmüştür. Mor Gabriel kendine bir vasiyet vermiş. Demiş ben ölünce ayaklarının dibinde beni gömün. Şurada yatan da kendisi zaten. Lavalar rehberci bize her şeyi tane tane anlattı. Yani verdiğimiz 100 liraya değdi. Birazdan Midyat'a geçeceğiz. Midyat merkeze. Rehberimizi son kez dinliyoruz. Metropoli dediğim bölgenin ruhani lideri, 3 rahip, 12 rahibe, 2 aile, 25 öğrenci ve kalanları personellerle birlikte bugün manastırda aktif bir şekilde 50-60 kişi bugün burada yaşamaktadır. Üst bölümler belirttiğim üzere aktif olduğundan üst bölümleri gezemeyeceğiz. Fakat burada altta fotoğraf çekmek istiyorsanız çekebilirsiniz. Ben de birkaç tane fotoğraf çektim ve çıktım oradan. Şimdi yolculuk Midyat'a. Kolay gelsin. 15 dakika sonra Midyat merkeze geldik bile. Bu arada Türkan Şoray'ın Hazar filmi vardı. İşte tam burada çekmişler. Yani bir bölümünü. Şairin müzesinde bir çay içelim dedik ama şair abimiz uyumuş. Neyse dedik rahatsız etmeyelim. Az ilerisinde bir kilise vardı. Oraya da bakalım dedik. Bu arada vakit ikindiyi buldu bile. Midyat merkezde daha önce Sıla ve Hercai dizisi çekilmişti. Birazdan onların daha önce konak olarak kullandığı yere gideceğiz. Ama öncesinde Ecmel kahve var hemen köşede. Dedik orada bir kahve içelim. Aydın abi burada değilmiş şansa. Burada olsaydı bana hediye kahve de verirdi. Neyse kahvemizi içtik ve çıktık oradan. Yorgunluğumuzu aldı vallahi. Ve işte Sıla konağı veya Hercai konağı az ileride görüyorsunuz.
Burada da bir tane Toros var. Bekle beni Toros, az kaldı. Burada da insanlar isterse kendine atlara binebiliyorlar. Yani kiralıyorlar. Ve az ileride de Hint kınası falan yapabilirsiniz. Şal bağlama falan. Tabii en güzeli bu sokakta yapıyorlar. Neyse vakit ikindiyi geçti. Ben dedim kendime bir tane cami bulayım. Ya o kadar kilise var, bir tane doğru düzgün cami bulamadım. Heh, az ileride bir tane var çok şükür. 1998'de yapılmış bu cami. Toros aklıma geldi. 98 model. Bulsaydım iyi olurdu vallahi. Toros sahipleri takas etmiyorlar. Neyse inşallah bir tane bulurum ya. Namazdan sonra tekrar geldim Hercai konağı. Yani pardon, Sıla konağı. Her ikisi de diyebilirsiniz o. Konuk evinin girişi 50 TL'ymiş. Ben giremedim vallahi. Yani paradan dolayı değil o. Akşam bir yere davetliyiz. Dedik bari geç kalmayalım. 50 TL mi şimdi yani? Bu arada bizim çocuklar da kendine dek yapıyorlar. Ne? Midyat'a gelirseniz bu iki arkadaşa mutlaka uğrayın. Fiyatları da çok uygun vallahi. Yani dek yapıyorlar, bir de şal bağlıyorlar. Bir de az ileride aynalı konak var. Yer altında mağaraları da var. Aşağı bir indik var ya, buz gibi resmen ya. Eski insanlar çok akıllı ya. Vallahi yerin altı buz gibi. Burada bir yer var. Çok ilgimi çekti. Sesleri çok güzel bir şekilde yankı yapıyor. Şimdi deneyelim, siz de duyun. Vallahi buraya da mutlaka gidin. Buz gibi üşürsünüz ha. Neyse. Arslan ucuzluk var Midyat'ta. Sahibi Mehmet Ata bana ulaşmıştı. Abi akşam yemeğine ne yapalım size dedi. Lahmacun mu tava mı dedi. Biz tava dedik. Pardon, lahmacun dedik. Ve hemen iş yerine geldik. Zaten evi de üst kattaydı. Sağ olsun bizi yemeğe davet etmişti. Allah razı olsun. Ne zaman gelsem abi bana uğramazsanız vallahi küserim diyordu. Biraz dükkanında bekledikten sonra üst kata çıktık. Bu arada saat 7:30'a geliyor. Yemeğimiz yavaş yavaş hazırlanıyor. Lahmacun yanında bize salata yapmışlar. Bir de çorba tabii. Sağ olsun babası da bize eşlik etti. Vallahi lahmacunu da çok güzel yapmıştı. Tadını çok beğendik. Bu arada saat 9'a geliyor. Bize yemekten sonra kahve de yapacak. Dedi bu şekilde bırakmam. Kahve içersen belki uykun kaçar dedi. Biraz da Midyat Ancuri getirdi sağ olsun. Ancuri'den sonra bizim kahvemiz de geldi. Vallahi geç oldu dedim. Vallahi müsaadenle artık biz gidelim. Bizim yolumuz uzun. Ta Sivere'ye gideceğiz dedim. Mehmet Ata kardeşime ve onun ailesine çok çok teşekkür ederim. Şimdi yolculuk Sivere'ye. Bayağı yorucu bir gündü. Sabah 7'de çıktık. Bak akşam saat neredeyse 10'a geliyor. Ne yapalım? Çocuklara sözüm vardı sizi gezdireceğim diye. Başka bir hikayede görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.